Tekrar merhabalar. Bugün sizlere kullanmış olduğumuz elektrikli skuterımız Geotek S13 modelinin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. 2021 Eylül ayında aldık. Nişantaşı Maska Store, Yunus Bey'den. Ona da selamlarımız olsun. Alırken bize de çok yardımcı oldu. En kısa zamanda da kendisine uğrayacağım. Fren ayarlarının yapılması aşamasına geldim. Arkadaşlar, Geotek S13 önden ve arkadan çift motorlu 1200 watt elektrik gücüne sahip bir skuter. Oldukça sağlam, güçlü, yapısı itibariyle de tok duran bir skuter. Ben 1.80 boyunda, 90 kilo ağırlığa sahip birisiyim ve Beyoğlu'nda oturuyorum. Buna rağmen yani her yokuşu şu ana kadar çıktım. Herhangi bir şekilde yokuş çıkmamazlık, herhangi bir şekilde inememezlik gibi bir problemle karşılaşmadım. Bunu kafadan söyleyebilirim. Biraz da genel yapısıyla ilgili konuşmak istiyorum. Önünde çift amortisör, arkada ise büyük bir tekli amortisör mevcut. Frenlerinden bahsedecek olursak mekanik fren sistemine sahip ama bence yeterli. Yani ben frenlerle ilgili bir sıkıntı yaşamadım ama uzun kullanımından dolayı biraz arka frenimde şu anda bir zayıflık hissediyorum. Onu da göstereceğim. Şimdi bu Geotek S13 iki motordan oluşuyor. Önde ve arkada 1200'er wattlık, toplamda 2400 watt gücüne sahip. Ben daha önce elektrikli skuter almadan önce 50 cc'lik benzinli skuterları da çok araştırdım. Şimdi bu ikisi arasında çok kıyaslama yaptım hatta alırken. Şimdi şöyle ufak bir detaydan bahsedeceğim. Bu daha önce hiçbir yerde duymadığınız bir detay. Bu çok önemli aslında. 2400 wattlık bir motor gücüne tekabül ediyor olduğunu söylemiştim. O da 2.4 kW yapıyor. 2.4 kW beygir gücü olarak da 3.2 beygir gücüne tekabül ediyor. Benim araştırdığım 50 cc'lik benzinli motorlar yaklaşık 2.8 beygir ile 3.2 beygir gücü arasındaydı. Yani şuradan şu izlenimi çıkartabiliriz. Bu görmüş olduğunuz elektrikli skuter 50 cc'lik benzinli motor ile neredeyse aynı beygir gücüne sahip. Yani çok önemli bir detay. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu alet 25 kilo ağırlığa sahip. 50 cc'lik motorlar ise yaklaşık 80-100 kilo bir ağırlığa sahip. Ve elektrikli olmasından dolayı inanılmaz bir torka da sahip. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu Geotek S13 normalde 18 kilometre hız aralığında geliyor. Fakat yazılımla biz bunu 28-30 kilometre hıza kadar çıkarttık. Daha hızı arttırmak gerekirse bir paket uygulaması gerekiyor. O da yaklaşık 4-5 bin lira civarında bir maliyeti vardı biz alırken. Biz öyle bir işlem gereğine ihtiyaç duymadık. Zaten ben çok hızlı kullanmıyorum. Benim için önemli olan yokuş performansı. Düz yolda da 30 kilometrelik hız benim için yeterli. Çok aramadım ama arayan arkadaşlar için ekstradan bir kit taktırmak gerektiğini söyleyebilirim. Son olarak ben fiyatından bahsetmek istiyorum. Biz aldığımız dönemde 2021 Eylül ayında biz Abdi ile beraber aldığımızda 11.500 lira bir fiyatı vardı. Şimdi güncel sitesine baktığım zaman yaklaşık 21.000-22.000 lira civarında bir rakam görüyorum ne yazık ki. Artı üstüne de kit eklendiği zaman bir 5.000 lira civarında da. Yani 26-27 bin liraya çıkıyor. Ama diğer modeller de çok pahalı. Özellikle bu iki tekerden çekişli modellerde fiyatlar inanılmaz rakamlara çıkıyor. Biz aldığımızda yine uygun fiyata aldığımızı söyleyebilirim. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Aklıma bunlar geldi. Siz de yorumlarda muhakkak ilgilendiğiniz, bilmek istediğiniz şeyleri bizle yazarak, bizimle irtibata geçerek sorabilirsiniz. Ben şimdi sözü Abdi'ye bırakıyorum. Biraz da o kullanıcı deneyimlerini paylaşsın. Görüşmek üzere. Şimdi bir ürünü aldığımız zaman daha önceden her zaman inceleme videolarını izleriz, işte yorumlara bakarız. Kullanıcı deneyimi zaten çok önemlidir. Bu aldığımız ürün fiyat performans açısından değerlendirildiği zaman, yani bununla başlamak istiyorum cümleme, gerçekten fiyat performans ürünü. Hız bakımından baktığımız zaman aslında 30 kilometre bazı genç arkadaşları çok memnun etmeyebilir. Ama bizim gibi işte artık orta yaş diyelim, 30'u geçiyorum artık ben de, bizim için ideal. Çünkü belirli bir yaşa geldikten sonra artık adrenalinde bir durak noktası koymak istiyorsun. O yüzden bu bence yeterlidir. Şimdi bu tarz ürünleri kullandığınız zaman öncelik olarak nedir? Benim pilim bitmesin, yokuşları çıksın, elimde taşımayayım. Doğru mu? Bu ürüne baktığımız zaman hem kilometre açısından uzun, anlamıyorsam 70 kilometre ortalaması olması gerekiyor. Ve 30 kilometre hız yaptığınız için aşırı hız olmadığından kaynaklı zaten bu süre yol üzerinden uzuyor. Haliyle bu ürünle
aklınıza gelebilecek her yokuşu demeyelim ama çoğu yokuşu diyelim. Özellikle İtalyan yokuşunu zaten deneyimleyeceğiz burada beraber. O zaman zaten anlayacaksınız. Bu yokuşu çıkıyorsa benim çıkamayacağım bir yokuş yoktur. Bir parantez açalım. Daha önce İtalyan yokuşunu çıkmadık. İlk kez deniyoruz. Evet, bundan önce İstanbul'da olanlar çoğu bilir. Pırtelaş'ta bir yokuş var. Pırtelaş yokuşundan çıktığınız zaman acayip bir bayır var mesela. Bu ürün o yokuşu da çıkamaz diye düşünüyorum. Motorlar zor çıkıyor çünkü o yokuşu. Ama Pırtalaş'a gelmeden önce Kabataş, yani nasıl tarif edelim, Fındıklı'dan böyle sağ Taksim'e doğru dönerken bir yokuş var. Oradan Cihangir'e bağlıyor olayı. O yokuşu çıkarken kendimi sanki böyle dik bir tepeye tırmanırmış gibi hissettim. Hani birazcık yavaşlasan sanki kendinden seni atacakmış gibi hissettiriyor. Öyle bir yokuştu. Ama inanılmaz keyifliydi. Bu deneyimi ancak yaşayanlar bilir. Burada lafa ben de girmek istiyorum, o Abdül'ün bahsettiği yokuşla ilgili. Gerçekten ben de Luna Park'taki gondola binmiş gibi hissetmiştim, böyle içim süzüldü. Yani o zaman biz hakkını verdiğini düşünmüştük. Ama İtalyan da o yokuştan aşağı kalır bir yokuş değil, daha dik bir yokuş. Gerçekten sabırsızlanıyor. Evet arkadaşlar, meşhur İtalyan yokuşuna geldik. Test edeceğimiz yokuş, yani gösteriyorum size araç çıkışlı hızlarını. Gayet dik bir rampa. Buraya çıkan scooter, yani genelde İstanbul'da %90 her yokuşu çıkar, sizi yarı yolda bırakmaz. Şimdi onu test edeceğiz. Bakalım testimizden başarıyla çıkabilecek miyiz? Ben daha önce hiç çıkmadım, ilk kez çıkıyorum. Evet, şimdi testimiz başlasın. Evet, arabaların geçmesini bekliyorum. Evet, sarı taksiden sonra hemen çıkışa başlayacağım. İlk önce tek motor kalkıp sonradan hemen çifte alacağım. Evet, şu anda tek motor kalktım. Şu anda iki motoru aldım. 16-17 kilometre hızla çıkıyorum. Gerçekten çok dik bir yokuş. Yani yürümesi de çıkması da çok zor. Pek tercih etmem burada çıkmayı. Ama alet 17 kilometre hızla hiç kesilmeden çıkabiliyor. Yani harika. Evet, gerçekten. Şu anda 18 oldu. Evet. Ya çok çok performanslı bir alet. Gerçekten beni mutlu ediyor yani yokuşlarda. Beyoğlu gibi dik yokuşları bol olan bir ilçede beni oldukça mutlu ettiğini söyleyebilirim. Şimdi en önemli hususa gelmek istiyorum. Alınır mı hususuna? Eğer belli bir kilonuz varsa ve süratle işiniz yoksa, aynı zamanda böyle dik yokuşlu bir bölgede oturuyorsanız kesinlikle alınır. Ama yok, kilom az diyorsanız, biraz da 40-50-60 kilometre hızlara çıksın diyorsanız başka modellere bakmanızı tavsiye ederim. Veyahut bu cihazın kitli modellerini almanızı tavsiye ederim. Evet, ben çıkacağını tahmin ediyordum. Çok da rahat çıktı, hiç zorlanmadı. Şu anda tek motora bile düşürdüm cihazımı. Evet. Çok keyif aldığımı da söyleyebilirim. Çıkarken de artık devamlı burayı da kullanabilirim. Bu İtalyan yokuşu da Tophane'yi Cihangir'e bağlayan bir yokuş. Onun bilgisini de vereyim. Şu anda Cihangir merkezdeyiz. Evet. Testimizi de sonlandırmış olalım.